Sevgili perdeciler, sevgili sektör mensupları, araştırmacı yazar ve sunucunuz ben Emel Benli. Yine sizlere İstanbul'dan sesleniyorum. Efendim son günlerde İstanbul'dan çok seslenmeye başladık. Çünkü İstanbul'da birbirinden değerli firmalara, sektör mensuplarına konuk oluyoruz. Onların yeniliklerini sizlere göstermeye çalışıyoruz. Onları sizlerle tanıştırmaya çalışıyoruz. Efendim yine harika bir mağazanın içerisindeyiz. Neresi burası? İstanbul Giyimkent'teyiz. Giyimkent'te Metex'in şubesindeyiz. Metex'in İstanbul şubesine ben de hiç gelmemiştim. İlk defa geldim. Bu güzelliği sizlerle paylaşmak istedim. Metex'in yönetim kurulu başkanı Sayın Metin Çavuş'u hepiniz tanıyorsunuz. Sektörümüze yön veren isimlerden, sektörümüze yön veren firmalardan bir tanesi Metex. Biz de Metin Çavuş'a bu gelişimizde neler yaptığını sormak istedik. Metin Çavuş 2021 yılını nasıl geçiriyor? Kısa bir özet almak istedik. Az önce bana abla beni konuşturma, sakın konuşturma. Ben yaptığım icraatlarla gündeme gelmek istiyorum dedi ama ben de ucundan kenarından mutlaka Metin Bey size mikrofon tutacağım dedim. Metin Bey'i bu röportaja açıkçası zor ikna ettim. Efendim merhabalar. Merhabalar ablacığım, hoş geldiniz. Hoş bulduk Metin Bey, hayırlı işler diliyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Biz Metin Çavuş'u etkinliklerde bırakmıştık. Etkinliklerden evet. Sonra tabii etkinliklere devam ettiniz. Evet. Bizim gelemediğimiz etkinlikler oldu. Siz devam ettiniz. Aslında siz rotanıza, yolunuza hep devam ediyorsunuz. Durmak ama yok. Biz evet yakaladığımız yerde yine sizin etkinliklerinizden, faaliyetlerinizden, ticaretinizden haberler almak istiyoruz. Durmak yok dediniz. Evet, buradan aynı, devam edelim. Aynı hızla devam ediyoruz. En son geçen sene beraberdik etkinliklerde. Hala devam ediyoruz etkinliklere. Kısmetse bu ay yine etkinliğimiz var. Büyük bir ihtimal Ankara'da yapacağız. Evet. Tarih belli mi? Eylül'ün ilk haftası düşünüyoruz. Kocaeli'de yapacağız kısmetse. Evet. Ondan sonra Balıkesir'de yapacağız. Rota devam belli. Edeceğim. Rota belli. Evet. Yola devam. Evet. Efendim şimdi Ankara, İzmit, İstanbul büyük şehirlerde. Evet. 3 ayrı şubeniz var. Biz sizi bazen Ankara'da görüyoruz, bazen İzmit'te, evet. Bazen İstanbul'da. Bugün de tesadüf oldu. Biz mesela içerisinde bulunduğumuz bu bünyeyi de merak ediyoruz. Hizmet verdiği kitle nerelerdir? İstanbul'da bulunma sebebinizden başlayalım aslında. Neden İstanbul'da bir şube açma ihtiyacı duydunuz? Sonuçta burası Türkiye'nin en büyük şehri. Kalbi. Kesinlikle. Burada da bir sonuçta bir büyük bir pazar var. Biz burada sadece zebra kumaşı, stor kumaşı, alüminyum ve plastik aksam satıyoruz. Bu şubemizde tül perde satmıyoruz. Buradan ayrıca Anadolu'ya da hizmet veriyoruz. Belli bir müşteri portföyümüz var. Buradaki mağazamızda müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Burada müşterilerimiz her gün sabah saat 9'da burayı açıyoruz. Tekstil kentte yaklaşık 20-25 tane müşterimiz var mesela. Günlük ne eksiği varsa buradan temin ediyorlar. Ayrıca İstanbul'un ilçelerindeki müşterilerimize aracımızla sevkiyat yapıyoruz. Veya müşteriler kendileri geliyor Anadolu yakasından. Böyle bir ticaretimiz var. Ve hizmet vermeye de devam ediyoruz. Devam da edeceğiz. Biz müşterilerimizden memnunuz. Müşteriler bizden memnun. Allah'a şükür işimize bakıyoruz. Para kazanmaya bakıyoruz. Sonucu bu. Metin Bey şöyle etrafıma bakıyorum. Bir sistem perdecisi marketi demek istiyorum artık buraya. Marketleşmiş bir sistem tedarikçisi gibi görüyorum ben burayı ama siz nasıl değerlendirirsiniz bilemedim. Bizde bir imalatçının ne istiyorsa A'dan Z'ye buradan temin edebilir. Burada mesela ne bileyim poşet, silikon. Normalde bizim işimiz değil ama nedir? Hepsi birbirini tamamlasın diye mecburen müşteri yani girdiği zaman A'dan Z'ye buradan hepsini temin edebiliyor. Dışarıyla da fazla da bir işi kalmıyor. Evet. O yüzden de müşteri biz tercih etmiş oluyor. Tam bir tedarikçi evet. Market havasında buldum ben burayı. Evet.
düzeni, efendim şöyle etrafıma bir baktığım zaman ben Metin Çavuş görüyorum her yerde. Çünkü düzen, düzen hakimiyet. Evet, bu beni çok şaşırttı. Temiz olacaksın. Şimdi sonuçta buraya müşteri geliyor. İçerisi temiz olacak, ferah olacak, çeşit olacak. Bunlar olduğu zaman da hepsi zaten yolunda oluyor. Şimdi Metin Bey, konuşmamın başında sektöre yön veren Metex dedim. Bunun altında birçok şey yatıyor. Aslında hani el elin aynasıdır derler ya. Evet. Biz sizi karşıdan öyle görüyoruz. Bunun özetini de ben sizden almak istiyorum. Sektöre emek veriyorsunuz. Gerçekten düzgün ticaret yapıyorsunuz. Ankara, İzmit, İstanbul gibi büyük şehirlerde şubeler idare evet. ediyorsunuz. Şöyle bir özet verebilir misiniz? En azından benim ne demek istediğimi siz buradan açıklayın perdecilerimize. Sektöre yön veriyorsunuz. Kelimesinin altını siz tamamlayın. Ya şimdi biz bu işi yeni yapmıyoruz. Yani 1954 yılından beri ben 3. kuşağım. Dededen yani. 12 yaşından beri bu işin içindeyiz. Manifaturacılıktan gelmeyiz. 2010 yılından itibaren de kendim olarak ticaretime devam ediyorum. İmalatla başladım. Sonradan tül perde sektörüne girdim. Sonradan da toptan zebra kumaş ve alüminyum ticaretine atıldık. Bizim her zaman sloganımız bellidir. Biz kaliteyi ucuza satarız. Biz sürümden para kazanırız. Artık öyle yüksek karlar bitti. Az kazanç. Bizim işimiz çok metre, çok adet yapmak. Biz bu yolda gidiyoruz ve bu yolda gitmeye devam edeceğiz. Ve Ankara'ya da şöyle bir gidelim mi sizinle? Seher Hanım harikalar yaratıyor. Seher Hanım gerçekten kimsenin başaramadığını başardı Ankara'da. Bunu hepimiz biliyoruz. Evet. Doğruları görmek lazım diye düşünüyorum. Ankara şubesini nasıl buluyorsunuz? Ankara'dan istediğiniz verimi yakalayabildiniz mi? İyi ki Ankara'ya bir şube açmışım. İç Anadolu'yu rahatlattım diyebiliyor musunuz? Biz Ankara'yı 2018 Kasım ayında açtık. Evet. Yaklaşık 3 sene oldu hemen hemen. Biz oraya ilk açtığımız zaman bazı tabii arkadaşlarımız 6 ay sonra kapatırlar. Burada iş yapamazlar. Öyle bir laflar söylendi. Sıkıntı yok. Herkes konuşabilir. Önemli olan biz kendi ticaretimize bakacağız. İşimize bakacağız. Ben Allah'a şükür memnunum. Ben İzmit'ten de memnunum, İstanbul'dan da memnunum, Ankara'dan da memnunum. Ve hatta cumartesi günü Ankara'dayım. Haftanın iki günü İstanbul'dayım. Ayda bir gün, iki gün Ankara'dayım. Genelde Kocaeli'de duruyorum. Ankara'daki valla müşterilerimiz gayet bizden memnunlar. Aynı nasıl başladıysak öyle devam ediyoruz. Fiyatlarımız her zamanki gibi ucuz. Yani ben de memnunum. Ankaralılar da memnun ve kapatmayı kesinlikle düşünmüyorum. Yani bazı insanlar diyorlarmış yakında kapatırlar filan, iş yapmıyor. Allah'a şükür ya, biz mal yetiştiremiyoruz. Yani tabii nedir? Seher Hanım'dan da teşekkür ederiz. Kendi işi gibi işini takip ediyor. Ekibimiz güzel. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Herkes kendi işi gibi çalışıyorlar. Herkese teşekkür ederim. Şimdi sektöre yön veren firmalardan biri Custom'dan da Allah razı olsun. Bunu anlatmak istedim. Siz Ankara'nın ve İç Anadolu'nun alışkanlıklarını da yıktınız. Nakte alıştırdınız. Evet. Ucuza alıştırdınız ama kaliteyi ucuza alıştırdınız. Ankaralı sistem perdeleri ayağında aradığını ayağının dibinde buldu. Bu alışkanlığı kazandı. Aslında siz Ankara'ya çok şey kattınız. Ben 2018 yılında kriz olduğunda hatta krize kadar 12 ay ve 15 ay vadeli mal satıyordum. Evet. Çekle, senetle mal satıyordum. 2018 yılında kriz olduğunda baktım ki artık dedim bu saatten sonra çekle, senetle mal satılmaz. En güzel yöntem nakit dedim. Ne yaptım? Fiyatlarımı ona göre revize ettim. Az kar dedim. En azından yıl sonu oluyor, bir bakıyorsun
3-5 kişiye batak veriyorsun, o da yüklü tutuyor. Ne oluyor? Kazandığım paranın bir kısmını batağa gidiyor. Bu da baktım bana göre yanlış. Ankara'ya şube açtık. Baktım orada nakit başladık. Bu dedimmiş, oluyormuş. Aynısını İzmit'e yaptım. Sonradan da İstanbul'a da aynısını yaptım. Bizim şu anki ticaretlerimiz hep nakit. Ve böyle bu şekilde de gideceğiz. Kesinlikle de tekrar vadeye dönmem yani. İzmit'i de hiç görmedim. Orayı da merak ediyorum. Oradan da bize birkaç cümle özet geçin. Bizim Kocaeli'deki yerimiz yaklaşık 8000 metrekare kapalı alan. Bizim ana merkezimiz orası. Bütün lojistiğimiz Ankara'nın, İstanbul'un lojistiği oradan sağlanıyor. Bütün fabrikalardan mallar oraya gelir. Oradan da dağılım yapar. Evet. Metin Bey, buraya gelmişken sektörü konuşalım. Şu bir yılın özetini değerli sektör mensuplarımızla paylaşalım. Metin Bey ne düşünüyor? Metin Bey 2021'in başından beri ne düşünüyor? Nasıl karşılıyor sektörü? Sektörden memnun mu? Yani bu üretici ayağında da olabilir, toptancı, perakendeci sektör demişken bütün bunların bütününü konuşalım. Şimdi tabii ki yaklaşık 1,5 senedir malum bir Covid hastalığı var. Tabii hepimizin işleri durakladı. Bu sonuçta Türkiye'de, dünyada da durakladı. Yaklaşık 3 aydır piyasalar bir hareketli. Tahmin ediyorum 10. ayın sonuna kadar da böyle gider. Tekrar inşallah hastalık biter, durmaz diye ümit ediyorum ama yani burada şu var, hepimizin temkinli olması lazım. Hepimiz ayağımızı yorgana göre uzatacağız. Fazla açılmayacağız. Dikkatli olacağız. Nakit satacağız. Fazla borçlanmayacağız. Benim için de ben herkes için aynısını söylüyorum. Yani şunu söyleyeyim. Piyasalar evet şu an hareketli. Yani 10. ayın sonuna kadar da bu şekil gider. Bizim sektörümüz her sene zaten 11. ayda duraklamaya geçiyor. Mart'a kadar sonuçta işlerimiz biraz daha sakinleşiyor. Olana şükür diyeceğiz abla be. Allah'a şükür. Karnımız doyuyor mu? Yani ödemelerimizi de yapalım. Kimseye de borcumuz olmasın. Bu süreci de böyle atlatacağız ya. Yani sonuçta 1,5 senedir Türkiye'nin hali ortada yani. Ama her şey düzelir ya. Paniğe gerek yok. Panik yapmayacağız. Bu kadar. Aynı gemideyiz. Birbirimize sahip çıkacağız. Metin Çavuş'un dediği gibi paniğe gerek yok. Çok doğru söylüyor Sayın Metin Çavuş. O zaman efendim Türkiye'nin dört bir tarafında değerli müşterileriniz var, dostlarınız var. İstanbul başta olmak üzere Ankara'da, İzmit'te birçok bölgede Metin Çavuş'un ürünleri bir araya getirilerek sistem perdeleri ortaya çıkıyor. Evet. Tüm değerli dostlarınıza, müşterilerinize sezonun ikinci yarısından, ortasından neler söylemek istersiniz? Buradan herkese yine teşekkür ediyoruz. Biz müşterilerimizin yanındayız. Onlar bizim yanımızda. Onlar sayesinde buradayız. Bizlerden alışveriş yaptıkları için teşekkür ederiz. Elimizden geldiği kadar stoklu çalışıyoruz. Yok dememeye çalışıyoruz. Yani 4 metre istesin 4 metre kesim yapıyoruz. 1 metre istesin 1 metre bile kesim yapıyoruz. Biz buradan hizmet vermeye devam ediyoruz. Yani aynı gün müşteriye kargo hizmetimiz var. 24 saat içinde elindedir. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sizler de sağ olun. Ayağınıza sağlık. Değerli sektör mensupları, değerli perdeciler. Evet, Metex ailesini ziyaret ettik. İstanbul'daki şubesini ziyaret ettik. Aslında bir Metex özeti vermek istedik sizlere. Efendim bir başka programda, bir başka Metex programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.